Hocamız bu akşam güzelliği ve konuksever insanlarıyla ünlü Anadolu kentimiz Niğde'den sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Evet, bu güzelim Anadolu kentinde bizleri ağırlayan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Erhan Adem'e programımızın başlangıcında özellikle teşekkür ediyoruz. Burası aynı zamanda demokrasi şehidi kahraman astsubayımız Ömer Halis Demir'in memleketi. Şehidimizi rahmetle, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ayrıca annesi de geçenlerde hayata gözlerini yumdu. Ona da rahmet diliyoruz. Sabırlı ailesine, yakınlarına ve ulusumuza da başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Niğde aynı zamanda Çanakkale destanının simgelerinden Seyit Onbaşı'nın yol arkadaşı Niğdeli Kahraman Ali'nin de memleketi. O kahramanlarla birlikte bu vatan toprakları için hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi, Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Takdim edeceğim çok değerli konuklarımız var ama öncelikle konuşmacı konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Gerçi onların tanıtılmaya ihtiyacı yok. Gayet yakından biliyorsunuz. Örneğin mecliste kurulan 15 Temmuz hain darbe girişimini araştırma komisyonunda gerçeklerin ortaya çıkması için büyük çaba sergileyen, ayrıca toplumun tek adam anayasasına niçin hayır demesi gerektiğini en iyi anlatan siyasetçilerden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Aytun Çıray. Sayın Çıray'ın hemen yanında, ortada oturuyor. İktidarın yanlışlarını cesaretle eleştirmesinin yanı sıra hitabeti ve çalışkanlığı ile de göz dolduran, ayrıca yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla bu dönemin mağdurlarından biri olan medya ve iletişim uzmanı Sayın Sedef Kabaş. Sayın Sedef Kabaş'ın solunda örnek bir siyasetçi oturuyor. Gerçekten tanıdıkça kendisine olan saygım ve sevgim artıyor. Başlangıçta bir dönem için milletvekili adaylığımı ilan ettim, seçildim ve bu dönemin sonunda sözümü tutacağım, koltuğa yapışmayacağım ve aday olmayacağım diyen Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Ceyhun Ergin. Başka şeyler yazmıştım onun için ama tanıdıkça dediğim gibi saygım, sevgim çok artıyor çünkü pırıl pırıl dürüst bir siyasetçi bu akşam Niğdelilerle birlikte oluyor. Evet, ben diğer değerli konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer. Aksaray Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Rıza Toprak. Böylece konuk il başkanını anons ettikten sonra Nevşehir'in il başkanı Sayın Kamil Gülmez aramızda. Nevşehir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Sayın Kamil Gülmez de konuk oldular. Ayrıca bu programın organizasyonunda büyük payları olan Kemerhisar, Azatlı, Aktaş, Yeni Yıldız ve Bozköy Belediye Başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir kalksınlar.
Çok teşekkür ediyoruz sayın başkanlar. Tarsus Medya Mensupları Cemiyeti Başkanı Okan Çalışkan kardeşimiz, sevgili meslektaşım Halk TV yayın danışmanı Atilla Köprülüoğlu yine bizimle birlikte. (gülüyor) 23. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Mümin İnan da gelmişler. Ve geldik. Onların ismini özellikle sona bıraktım. Çünkü çok çok büyük alkışı hak ediyorlar. Hayırlı konvoy diyoruz onlara. Emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz. Emekli Koramiral Sayın Atilla Kezek. Emekli Tümamiral Sayın Fikret Güneş. Bravo. Emekli Deniz Kurbay Albay Sayın Bora Serdar. Teğmen Mehmet Ali Çelebi, onu Teğmen olarak biliyoruz. Balyoz ve Ergenekon kumpası mağdurları, amirallerimiz, generallerimiz, Teğmenimiz, onların arkadaşları ve Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar. Gazeteci Nasuh Bektaş bizimle birlikte. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı konvoya bundan sonraki yolculuklarında da başarılar diliyoruz. Bravo. Çünkü onlar kendilerini finanse eden bir kişi aramadılar. Sponsorları yok. Bir sponsorları var. O da devletin emekli maaşı. Bütün harcamalarını emekli maaşlarından yapıyorlar ve sponsor da kabul etmiyorlar. Ayrıca bu yönleriyle de gerçekten büyük takdiri hak ediyorlar. Onların çabalarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Nasılsa tarih onları hak ettikleri gibi yazacaktır. Hayırlı yolculuklar diliyoruz onlara. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, gerek bu programda, Halk Arenası'nda, gerekse Sözcü Gazetesi'ndeki yazılarımda hiç ne bir konuğumuz ne de ben. Tarasınlar, satır satır incelesinler. Evet oyu verecek olan yurttaşlarımızı rencide edecek, onlara saygısızlık olarak değerlendirilebilecek tek sözcük etmedik. Ayrıca milletin uzlaşma metni olan bu anayasa referandumu sürecinde bizi bölmek, kutuplaştırmak, ayrıştırmak isteyenlere karşı da hep birlik, bütünlük mesajları verdik. Programlarımız ortada. Ayrıca tüm programlarımızı yaşasın bizim kardeşliğimiz, Çanakkale tepelerinden bugünlere yansıyan o birleştirici, bütünleştirici ruh, her zamandan daha fazla birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Yaşasın Türkiye, yaşasın Cumhuriyet diye noktaladık sözlerimizi. Şunu bir kez daha altını çizerek belirtiyorum. Bizi bölmeyi düşünenler ham hayal peşinde koşmasınlar. Bizi hiçbir güç, hiç kimse, dünyanın bütün düşmanları gelse bölemeyecek, bizi birbirimizden ayıramayacak. Biz çünkü Çanakkale tepelerinde şehit düşmüş, yek vücut olmuş ataların torunlarıyız. Ayrıca söyleyeyim, bir yerde bir evetçi yurttaşımız evet dediği için bir kötü muameleyle karşılaşsa, Allah korusun bir fiziksel müdahale olsa, ben kendimi ona siper ederim. Bu böyle biline. Şimdi son programımızda
Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Hüsnü Bozkurt, emperyalizmi hedef alarak, eğer emperyalizm bizi bölmeye çalışırsa biz Samsun'dan başlayarak yine aynı güzergahı izleriz ve bu emperyalistleri denize dökeriz şeklinde yorumlanacak bir konuşma yaptı. Ama bu konuşması cımbızlandı ve sanki evet oyu verecek yurttaşlarımızı hedef almış gibi amacından saptırılarak bir algı operasyonuna girişildi. Ben Sayın Hüsnü Bozkurt'un bu anlamda hiçbir yerde, hiçbir zaman konuşmayacağına yürekten inanıyorum. Sadece o değil, hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bu şekilde bir konuşmayı ne gerçekleştirir ne de aklının ucundan geçirir. Bizim için hayır diyen yurttaşlarımız ne kadar saygınsa, evet diyen yurttaşlarımız da o kadar saygındır. Birazdan Sayın Hüsnü Bozkurt telefonla bağlanacak. O da ne demek istediğini, niçin yanlış anlaşıldığını sizlere anlatacak. Ama bu arada ben sayın konuklarımıza da aynı konuda ne düşündüklerini sormak istiyorum. Her şey çok açık. Ben niçin lastik gibi sağa sola çekmek istediklerini anlıyorum. Bütün sorun neden evet denmesi gerektiğini anlatamıyorlar. Sürekli gündem değişikliğine ve sürekli farklı mecralara hadiseyi çekmek istiyorlar. Önce niçin evet dendiğini anlatamadıkları için hayır diyenler teröristtir diye başladılar. Olmadı. Arkasından biraz sonra konuşacağız, uluslararası alanda suni kayıkçı kavgalarına giriştiler. Olmadı. Ve bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir strateji uyguladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve birçok parti, bakın burada bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanlığını yapmış, milletvekilini yapmış, saygın bir şahsiyet de burada. Bu partiler üstü meseleyi anlatırken biz millet ikna oldukça evet diyenler paniğe kapıldı. Bakın biz bugün buraya gelirken milletvekili arkadaşımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkartıp Türk bayrağı rozetiyle geldi. Bunu anlatmak Türk bayrağı rozetiyle. Vermek istediğimiz mesaj bu siyaset üstü bir hadisedir. Ben o gün programı dikkatle izledim, dinledim. Ve değerli arkadaşımın o sözlerini emperyalistlere karşı, bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen bu ülkenin düşmanlarına karşı söylendiği açıktır. Hiç kimse bunu başka yere çekmeye kalkmasın. Bu bize yapışmaz. Arkadaşıma yapışmaz. Teflon tava gibi üzerimizden kayar gider. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Hüsnü Bozkurt'un telefon hattımızın diğer ucunda olduğunu söylüyor yönetmen arkadaşım. Hemen sözü ona bırakalım. Sayın Bozkurt herhalde programı açarken yaptığım konuşmayı dinlemişsinizdir. Dinledim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Buyurun sizi dinliyoruz. Sayın Bündar, önce sizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sonra konuklarımız başta Sayın Sedef Kabaş hanımefendi olmak üzere Aytun Çıray ve değerli Ceyhun İlgili saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle Halk TV izleyicilerine ve sevgili milletimize, aziz milletimize saygılarımı sunuyorum. Sayın Dündar, o gece beraberdik. Ben 66 yaşındayım. 20 sene bu ordunun üniformasını giymiş, 44 yıllık bir hekimim. Yani en azından bir tıbbiye diploması alacak kadar zekaya sahibim. Söyleyeceğim lafı bilecek kadar, tartacak kadar da gördüm, geçirdim. 17 yaşından beri Cumhuriyet Halk Partiliyim ve kendimi bildim bileli kendimi Mustafa Kemal'in askeriyim diye tanımlamış bir adamım. Bunu hamaset olsun diye söylemiş falan değilim. Bu bir yaşam biçimidir. Biz sevgili Dündar öyle günlerden geçtik geldik ki kucağımızda arkadaşlarımız, yaralı arkadaşlarımızı karnavan içinde taşıdık. 23, 24, 25 yaşında denizlerimizi, Hüseyinlerimizi, Yusuflarımızı dar ağacına verdik. Sevgili Uğur Mumcu'nun paramparça cesedinin parçalarını topladık Ankara'da. Ahmet Taner Kışlalı'nın cenazesinde milyonlarla beraber yürüdük. Biz ne dediğimizi bilecek kadar yaşadık. Sayın Dündar, o gece
çok net, çok açık bir biçimde ben bu metnin bir ihanet belgesi olduğunu, bu metnin içine gizlenmiş tuzaklarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölüneceğini, milletin birbirine düşürüleceğini, bu anayasa metninin Sevr Anlaşması nerede hazırlandıysa, Büyük Orta Doğu planı nerede hazırlandıysa, Büyük Orta Doğu haritası nerelerde çizildiyse, oralarda hazırlanıp Türk milletinin önüne getirildiğini söyledikten sonra, dedim ki, bu millet eğer bu anayasa metninin içindeki tuzakları bilsin, ben milletime güveniyorum, buradan %1 bile evet çıkmaz. Ben eminim %60-65 hayır çıkacak. Fakat de ki evet çıktı. Bakın Sayın Dündar, aynen söylediklerimi söylüyorum. De ki evet çıktı. Kimse heveslenmesin. Kimse heveslenmesin dediğim, bu evetten medet umanlardır. Evet oyu verenler değil. Herhalde evet oyu verenler ülke bölünsün diye evet verecek değildir. Kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'a çıkarız. Yine iyi vurguluyorum, altını çiziyorum. Yine Samsun'a çıkarız. İşte Sivas, Amasya, Ankara, İnönü, Sakarya, Dumlupınar, ulan ta İzmir'e kadar sizi de, yedi göbek sülalenizi de, emperyalistleri de kovalar, denize dökeriz. Söylediğim bu. Çünkü bunu Sayın Dündar, ben 68 kişiyim. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim tabii. Periştaha gelse bu laftan bir adım geri atmam. Söylediğim şudur, tekrar söylüyorum. Bu anayasayla bütün yetki tek bir adama verilirse, o bir adam bir gece kandırılırsa, çıkıp da Diyarbakır merkezde 23 ilden şu Barzani dedikleri, hani bayrağını göndere çektikleri adam var ya, o adamın haritasına göre Türkiye'de bir özel bölge ilan ettim derse, iş işten geçmiş olur. Ben bu milletin vekiliyim, milletimi uyarmak görevimdir. O görevi yerine getirdim. Şimdi ben cuma akşamı konuştum Sayın Dündar. Aradan koca bir cumartesi günü geçti. Koca bir pazar günü geçti. Arkadaşlar ne olduysa pazartesi sabahı ancak buna intikal edebildiler. Neden? Çünkü bu AKP tabanında da, MHP tabanında da, bütün partililerde ya da partisiz herkeste bir ilgi uyandırdı. Bunun üzerine buradan bir kelime izin bızlayıp evet çıkarsa lafımı evet oyu verenler diye tahrip ediyorlar. Ben bunlara pabuç bırakmam, açık söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız da diyor, bir kişiye yetki verilirse o kişinin kandırılmasıyla Türkiye bölünebilir. Ben de aynı şeyi söyledim. Bakın Sayın Dündar, bana bu tepkiyi gösteren arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle medya, internet medyası yoluyla bana galis küfürler eden, hedef gösteren, televizyon ekranlarında söylemediğim laflar üzerinden bir algı yaratmaya çalışan herkese şunu söylüyorum. Arkadaşlar, ben bir tek milletvekiliyim. Sizin hiçbir saldırınızdan korkacak da değilim. Allah'a bir can borcum var. Kimseye de eyvallahım yok ama bana bunu söyleyenler, askerimizin başına çuval geçirenlere karşısında müzik notası verenlere, Barzani denilen ve Türkiye'nin 23 ilini haritasında gösteren ve evet kampanyası yapan, sonra da bayrağı İstanbul'da, Ankara'da göndere çekilen aşiret liderine, 18 adamızdaki Yunan bayrağına 9 yıldır ses çıkarmayanlara, Süleyman Şah Türbesi'ni 3,5 IŞİD'li teröristten kaçırıp getirenlere, Musul konsolosluğumuzu göz göre göre işgaline göz yumanlara, Münbiç, Rakya bilmem ne derken bir gece ansızın 71 şehidimizi orada bırakıp harekatı sonlandıranlara, insanı yasaklayan İsrail'e, efendim askerimizi bombalayıp 4 şehit vermemize neden olan Rusya'ya, cami bombalayan ABD'ye, keşke bana gösterdikleri tepkinin binde birini gösterselerdi de ben kendilerine bir teşekkür edeyim. Sayın Dündar, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Başbakan'ın da yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Ben inanıyorum ki cuma akşamı benim orada yaptığım sizin moderatörlüğünüzdeki halk arenasında baştan sona konuşmalarımı dinlesin, eminim Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakan da benimle beraber bu emperyalistleri, ülkemizi bölmek isteyecek emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi uşaklarını İzmir'den denize dökmek için benimle beraber koşturacaklardır. Bundan hiç kuşkum yok. Çünkü ben bu ülkenin hiçbir cumhurbaşkanının, hiçbir başbakanının aksini düşüneceğinden emin değilim.
Ama bir şeyi daha söyleyeyim izin verirseniz, bitiriyorum. Ben hiçbir zaman ama hiçbir zaman Türk milliyetçisini ayaklarının altına almış bir adam değilim. Hiçbir zaman ve hiçbir zaman hepimiz şiramperveriz, hepimiz Barzani izleyen adamlarla da muhatap olmak istemem. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Bozkurt. Bir kez daha asla evetçileri kastetmediğini, Türkiye'yi bölmek isteyenlere ve emperyalist emeller peşinde koşanlara yönelik olarak söylediğini, aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bizi bölmek isteyenlere karşı mücadele verebileceklerini ve milletin buna kararlı olduğunu, evetçilerin de bu kararda bulunan yurttaşlarımız olduğunu çok net bir şekilde söyledi. Somut bilgiler verdi, altını çizdi. Ve bir yanlış anlaşılmayı ya da istismarı böylece Sayın Dündar, noktalamış oldu. Bir şey söyleyebilir miyim lütfen? Lütfen. Sayın Dündar, bir kelime söyleyebilir miyim? Lütfen, buyurun. Sayın Dündar, ben yanlış anlaşıldığını düşünmüyorum Sayın Dündar. Herkes bunu çok doğru anladı. Çok doğru anladıkları için sözlerimi tahrip ediyorlar. Ben asla evet diyenleri denize dökeceğiz demedim, demem. Aklımın ucundan geçmez. Bu bir anayasa referandumudur. Sandık gelmiştir. Evet de diyen, hayır da diyen bu ülkenin aziz ve makbul yurttaşlarıdır. Ben sadece şunu söyledim. Bu anayasanın içindeki tuzakları, bu ülkeyi bölebilecek maddeleri, eğer 123. madde değişikliğini, 10. maddedeki cumhurbaşkanı tanımını, yani bir partili cumhurbaşkanının milletin birliğini temsil edemeyeceğini bu millet bilsin, buna %1'i bile evet demez dedim. Hala aynı noktadayım. Bu laflarımın da her bir sözcüğünün, her noktasının bir gününün arkasındayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet diyenlere hiçbir şekilde bir lafı ben yok. Teşekkür ederim. Bunun üzerine söylenecek pek fazla bir şey yok ama madem başladık Sayın Sedef Kabaş. Evet. Siz de söyleyeyim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Şimdi CHP Konya Milletvekili Sayın Hüsnü Bozkurt gerçekten asaletiyle, eğitimiyle, hitabetiyle ve cesaretiyle istisna, müstesna bir milletvekilimiz ve gerçek bir vatansever. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Şimdi biraz önce söylediğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyor ki Sayın Bozkurt, ben her sözümün arkasındayım diyor. Ve beni yanlış anladıklarını da düşünmüyorum diyor. Ben de Sayın Hüsnü Bozkurt'a katılıyorum. Yanlış anlaşılacak bir konuşma değildi o. Her şey çok netti. Tam tersi, çok doğru anladıkları için ve o kadar büyük bir cesaretle damardan hem kalbimize hem ruhumuza hitap edecek nitelikte bir konuşma yaptığı için cuma, cumartesi, pazar, pazartesi yankılandı Sayın Hüsnü Bozkurt'un konuşması. Ben her gittiğim yerde bu konuşmanın yankılarını bizzat duydum. Dolayısıyla ben şu açıdan, tahminim o ki ben birileri şu, ben şu açıdan söylüyorum. Birileri cımbızladı ve bir ters algı operasyonu yapabilmek için konuyu saptırdı. Ama sıradan yurttaş, köyde, uzak bölgelerde, uzak noktalarda yaşayanlar bu propagandanın etkisi altında kalıp yanlış düşünebilir. Sanki Sayın Bozkurt o şekilde konuşmuş gibi bir algıya kapılabilir. Amaç zaten o. Dolayısıyla zaten artık öyle bir dolayısıyla doğru. Bunun altını çizmek, doğru. Bir kez daha çizmek ve o yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için bu akşam Sayın Bozkurt'un bu ekrandan yaptığı açıklamayı ben çok önemli buluyorum. Çok önemli ama zaten öyle bir süreçten geçiyoruz ki Sayın Dündar. Gerçekten suç unsuru oluşturacak nitelikteki konuşmalar nedense hiçbir şekilde herhangi bir hukuki soruşturmaya konu olmuyor. Misal. Yani Sayın Hüsnü Bozkurt, milliyetçiliği ayaklar altına mı aldık dedi. Sayın Hüsnü Bozkurt, kindar bir nesil mi yetiştirelim dedi. Sayın Hüsnü Bozkurt,
Türkiye Cumhuriyeti için reklam arası mı dedi. 1923'le Cumhuriyet kuruldu ve bu bir darbe mi dedi. Yargı için onlar oğlan kız bizim mi dedi. Ya da darbe için Allah'ın lütfu mu dedi. Ya da Türk askerlerine teröristler kadar onurlu ve gururlu olun mu dedi. Ya da bize oy vermeyenler vatan haini, hayır oyu kullananlar terörist mi dedi. Türkiye sınırları içinde ilk defa Kürdistan bayrağını mı dikti yoksa gidip bu ülkenin kurucularına iki ayyaş mı dedi. Yuvalamak yok. Hayır. Yuvalamak yok. Normal şartlarda bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik suç unsuru içeriyor. Bunun da altını çizmek lazım. Dolayısıyla kim mahkemeye veriliyor, kim linç ediliyor, kim efendim vatan haini gibi lanse ediliyor, bence köydekinin de şehirdekinin de iki kere düşünmesi lazım. O yüzden de gönül isterdi ki Cumhuriyet savcılarımız Türkiye Cumhuriyeti'ni korumanın birinci görevi olma yükümlülüğünü taşıyan değerli Cumhuriyet savcılarımız suç unsuru teşkil edebilecek bu açıklamaların üzerine gidebilsin. Teşekkür ederim. Sayın Ceyhun İrgil, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili, siz öncelikle de bu konuda konuşacaksınız bu sanırım. Bu programdaki tüm konukları ve sevgili Nidelileri selamlıyorum saygıyla. Merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. Elbette program akışına bir referandumu ve derdimizi ve anayasayı anlatarak başlamayı arzu ederdik. Ancak bu iktidarın sadece Türkiye'de değil, belki dünya üzerindeki kırdığı rekorlardan bir tanesi algı yönetimi. Tek yaptıkları bu. Olabildiğince algıyı çarptırmak. Ki bunu da ellerindeki televizyon ve gazetelerle olabildiğince başarmaya ve halk üzerinde etkili olmaya çalışıyorlar. Birçok konuda halkı yanıltıp farklı yere götürüyorlar. Biraz önce konuklarımı söyledi. O yüzden üstünden geçmek istemem. Ama ben 2 yıla yakın zamandır mecliste Doktor Hüsnü Bozkurt'la birlikte milletvekili yapıyorum. Ve onunla aynı meclis çatısı altında milletvekilliği yapmaktan, onun arkadaşı olmaktan, onu tanıyor olmaktan gerçekten ve samimiyetle gurur duyuyorum. Çünkü bilgisinden, hitabetinden, kaldı ki vatanseverliğinden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Üstelik biraz önce konuklarımız, diğer arkadaşlarım ifade ettiler. 2 gün boyunca Türkiye'de yarattığı etkiyi, dalgayı görüp bundan korkanlar evet'i anlatacaklarına, hayrı anlatanların, hayrın getirdiği tehlikeyi anlatanları yerin dibine batırmaya çalışıyorlar. Tek yapılan siyaset bu. Karalamak, kötülemek, karalamak, çamur atmak. Biz de diyoruz ki bırakın bunları kardeşim. Bize evet'i anlatın. Evet'i. Ben şimdi somut olarak Hüsnü Bozkurt'un ne demek istediğini, çünkü kendisi hem bir hekim, bir asker, bir belgeden size göstermek istiyorum. Hüsnü Bozkurt şunu söylüyor. Çok basit. Ben ilk dinlediğimde öyle anladım. Bu ülke, bu ülkeyi bölmek isteyenler büyük bir oyun tezgahlanıyor. Türkiye oyun büyük, bu oyunu boz diye biliyorsunuz bir kampanya da yürüyor Türkiye'de. Bu sadece bizim üzerimizde oynanmış bir oyun değil. Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan başlamış, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ve başkanlık sistemine dönüştürerek devam eden bir Amerikan projesi. Biz nitekim geçen programda Uğur abi de biraz bahsetti. Ben şimdi tam detaylı size 10 metni Amerika CIA raporundan bugün için yapılmış
metni ve raporun o bölümünü aynen okumak istiyorum. Hüsnü Bozkurt'un dikkat çektiği şey bu. Eğer diyor ki bu projeyi hayata geçirirlerse o zaman biz bu emperyalistleri bu ülkeden göndermesini biliriz. Kaldı ki bizim yanımıza inanıyorum yürekten ve samimiyetle evet veren vatandaşlar da katılırlar. Çünkü onlar da vatansever. Şimdi burada bakın CIA şefi Paul Henze'nin Türkiye raporu Beyaz Saray'a sunuyor. Cümleyi aynen okuyorum, ifade edersem yanlış olur, eksik söylerim diye. İşte üstü Bozkurt ve bizlerin Türkiye'deki insanlarımıza, vatandaşlarımıza uyarmak istediğimiz tehlike bu cümlenin içinde. Diyor ki Paul Henze Beyaz Saray'a, Türkiye'nin bu şekliyle Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. Yani bu parlamenter sistemle. Ülkeyi kuranlar, yani Mustafa Kemal ve arkadaşları, denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde meclis, meclisi ikna ettiğimizde ordu, orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza geçebiliyor. Eğer Amerika'nın çıkarı Türkiye'de bir federal devlet kurulması ise mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir. Bir kişi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır. Eğer o bir kişi Amerikan çıkarlarını yardım etmek konusunda tereddüt ederse, yani bizim işimizi yapmazsa, bizim dediğimizi yapmazsa, bir kişi üzerinden kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmayacaktır. İşte Hüsnü Bozkurt ve bizlerin söylediği budur. Bu ülke üzerinde gözü olan, bu ülke üzerinde oyun oynamak isteyen emperyalistler geldikleri gibi gideceklerdir. Özür dilerim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi 24. dönem milletvekili Sayın Doğan Şafak da bizimle birlikte. Sağ olsun. Evet, bu toplantıları çok coşkulu bir katılımcı konuklarımızla gerçekleştiriyoruz. Sevgili Niğdeliler saatlerdir programın başlamasını bekliyorlar. Ve arka bölümde sağda solda ayakta bizi izliyorlar. Ve program bitene kadar izlemeye devam edecekler. Yani 3-3,5 saat bu ilgi devam edecek, bu destek devam edecek. Zaten belki bu ilgi giderek bir halk hareketine dönüşen, halk arenasına gösterilen bu ilgi, sevgi, destek bazılarını tedirgin ediyor. Ben bunu biliyorum. Ve bir miting havasına dönüşüyor bu programlar. O nedenle ne kadar etik davransak, hiç kimseye asla hakaret kastiyle bu programları yapmasak, efendim kimsenin kişilik haklarına saldırmamış olsak, özel yaşamları, aileleri asla konumuza dahil etmemiş bulunsak, siyasi adı geçenleri hep sayınla ansak, muhalif olduğumuz siyasileri hep sayın sözcüğüyle ansak bile bu saldırılardan, bu algı operasyonlarından, bu linçlerden maalesef kurtulamıyoruz. Ama biz inatla sevgi diyoruz, dostluk diyoruz, barış diyoruz, birlik diyoruz, bütünlük diyoruz. Ve bizim bu bütünlüğümüzü, bu dayanışmamızı az önce de söylediğim gibi Çanakkale'de yan yana şehit düşerek orada kaynaşmış, yek vücut olmuş atalarımızın ruhunu devam ettirmeye kararlıyız. Bizi yolumuzdan kimse döndüremez. Bu dayanışma olduğu sürece de bu cennet vatanı hiç kimse bölemez. Hiç kimse bölemez. Öldürmeyiz. Toplantılarımızda bazen dışarıda resmi giysilerle karşılaşıyoruz. İçimizde sivil olarak bulunanlar vardır kuşkusuz. Bizi korumak için canla başla gayret sergileyen emniyet mensubu kardeşlerimizi de çok büyük sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.
Evet Sayın Çıray, Barzani'den söz açılmışken hemen oraya gelelim. Barzani Ankara'ya ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri olarak tanınırken ve Irak'ın bütünlüğü henüz fiilen belki parçalanmış olabilir ama resmen bir Irak devleti varken ve Barzani Bağdat'a gittiğinde asla yanında götüremediği o bez parçasını, o sözde bayrağı Ankara'ya geldiğinde göndere çekti. Aynı Barzani bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kabul ettiği Sisi ile görüşürken, Mısır'daki darbeci lider Sisi ile görüşürken de arkasında görsel olarak bulunduramıyordu. Nereye gitse götüremiyordu o bayrağı ama Ankara'ya geldiğinde Cumhuriyet'in kalbi başkentimizde göndere çekildi. Daha sonra da bizim Türkmen soydaşlarımızın yaşadığı ve Barzani'nin işte nüfus idarelerini basarak, efendim nüfus kayıtlarını imha ederek, oradaki demografik yapıyı değiştirerek, Kerkük'ü petrol ve doğalgaz zenginlikleri ile dopdolu Kerkük'ü ilhak edebilmek, kendi sınırları içine alabilmek için neler yaptığını biliyoruz. Ve son olarak da aynı bayrağı oradaki resmi dairelere çektiğini ve Türkçe konuşulmasını yasakladığını da biliyoruz. Fakat Türkiye'yi yönetenlerden ve özellikle bu anayasaya çok büyük destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den bir milliyetçi lider olarak göstermesi gereken tepkiyi, güçlü tepkiyi göremiyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Vallahi Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten Meral Hanım gereğini yapıyor herhalde, değil mi? Bize iş düşmüyor. Şimdi sorunuza geçmeden önce NİDE'nin benim için bir önemi var. Onu size arz etmem lazım. Ben çok genç yaşta, 36 yaşında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı oldum. Lafı getirip de kendimi övmek için söylemiyorum. Bir yere geleceğim. O dönemde NİDE'li Doğan Baran Bey ile rahmet ile birlikte çalıştık. Doğan Baran Bey, onu rahmetle ve minnetle anıyorum. Tanıdığım en dürüst, en temiz siyasetçilerden biriydi. Bugün Türkiye'de sağlık reformları falan baştan düzgün gittiyse, iki bakanla birlikte yaptığımız çalışmalarda hazırladığımız projelerdi bunlar. Birisi rahmetli Yıldırım Aktun'a, birisi Doğan Baran'dı. Doğan Bey'in ayrı bir özelliği daha vardır benim için. Memleketim olan Ödemiş'te babası kaymakamlık yapmış ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk silah çeken kahramanlarından birisiydi. Onun için onu burada anmadan geçemeyeceğim. Öyle bir hemşeriniz olduğu için her zaman gurur duyarsınız. İnşallah ben de onunla çalışmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Şimdi Türkiye'de birdenbire 2005 senesinde nasıl bir Türkiye? Nasıl bir Türkiye? 2002 senesinde terörü sıfırlamış bir Türkiye. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman. Yalnız yine buna geçmeden önce Sayın Dündar izin verirseniz bir başka şey söylemek istiyorum. Bütün reytinglerde Halk Arenası kendine en yakın programları ikiye katlıyor. Bunu iltifat etmek için söylemiyorum. Bunu ne için söylüyorum biliyor musunuz? Öyle anlaşılıyor ki artık Halk Arenası'nı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımız da izliyor. Tabii çok izliyorlar. Tabii çok. Asıl sorusu dostluk. Dolayısıyla buradan asıl sorun Adalet zaten, ve Kalkınma asıl Partisi'ne... Asıl sorun zaten Sayın Hüsnü Bozkurt değil. Evet. Hüsnü Bozkurt'un o maksatla konuşma yapmadığını herkes biliyor. O evet. Programı izleyen tüm seyircilerimiz biliyor. Asıl amaç bu programın itibarını sarsmak ve bu programın çok büyük, rekor düzeydeki eriştiği izlenme oranlarını geriye çekmek, aşağı evet. çekmek. Ve güvenmeye başlayan Adalet ve Kalkınma Partili vatandaşlarımızın güvenini etkilemek.
bu programa karşı. Evet. Şimdi onun için onlara en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizim bu yaptığımız konuşmalar Türkiye'nin hayrı için, Türkiye'nin selameti için, birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve zenginlik içerisinde yaşamak için. Kimsenin kalbini kırmak, kimseyi üzmek gibi bir niyetimiz yok. Zaten bir seçim kampanyası değil, bir anayasa tanıtımı yapma ağırlığını veriyoruz. Yani gündemimizi iki türlü algılasın herkes. Bir, bu anayasada biz niçin hayırı savunuyoruz onu anlatacağız. Bir de nasıl bir Türkiye'den geçiyoruz? Eğer mevcut hali anlatamazsak hadisenin önemini anlatamayız. Hadisenin önemini anlatamazsak bu anayasa oynamasının önemini anlamakta güçlük çekilebilir. Bakınız 2002 senesinde terörü sıfırlamış bir Türkiye'de tartıştığımız konu Suriye sınırındaki mayınları temizleyeceğiz. Mayınları diyordu ki hükümet İsrailler temizlesin. Biz de diyorduk ki hayır ya mayınları biz temizleriz. Ayrıca oradaki topraklar çok mümit oldu. Şimdi o toprakları da vatandaşlarımıza verelim Güneydoğulu. Onlar oradan para kazansın diyorduk. Öyle bir Türkiye devralınmışken nereden çıktıysa birdenbire 2004-2005 senesinde yine Türkiye'deki bütün kökeni ne olursa olsun vatandaşlarımıza en içten saygılarımla söylüyorum. Kimseye alınganlık yaratmak niyetinde değilim. Kimsenin kalbini kırmak niyetinde değilim ama beklenmedik şekilde bir çözüm süreci ya da o zaman ilk adı galiba bir açılım süreciydi. Hiç unutmuyorum Sayın Cindoruk'a zamanın İçişleri Bakanı Beşir Atalay geldi. Beşir Atalay o zaman Sayın Cindoruk Demokrat Parti'nin başında bu açılım sürecini anlatacak. Geldi gitti Sayın Cindoruk'a sordum. Dedim efendim ne anlatıyor ne açıyorlarmış. Vallahi onlar da ne açtığını bilmiyorlar bana sordu nasıl açalım falan diye dedi. Şimdi böyle başlayan süreç adlarını değiştirerek, Kürt kökenli vatandaşlarımızı aldatarak, daha sonra çözüm süreci, kardeşlik süreci falan filan denerek, orada PKK'nın tekrar yerleşmesine özel emirlerle izin verilerek bir yürüdü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o zaman başbakanın beyanları var. Valilere talimat verdim. Gelen geçen PKK'lı görürseniz başınızı başka tarafa çevirin dedim diye. Geldi PKK oraya yerleşti. Neden bu oldu? Bütün bu olan bitenin arkasında hep bu başkanlık hikayesi vardı. Hep bu başkanlık hikayesi vardı. O sırada içeride bulunan Abdullah Öcalan'la Türkiye'nin başkanlık sistemine gitmesi için pazarlıklar yapılıyor. İyi kardeşim sen pazarlığını yap et uğraş da oraya giren PKK'lıların bir milli güvenlik sorunu olmaya aşınca çıkarmak zorunda kaldın. Peki çıkarırken ne yaptın? Benim orada yaşayan Kürt vatandaşlarımın evini başına barkına yaktın. Başına yaktın. Soğukta, kışta, kıyamette bu sene orada yaşayan insanlar bir acılı hal içinde yaşadılar. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye'nin milli meselesi olmayan Suriye'nin rejimine karışarak Suriye'nin rejimini tanzim etmeye kalkarak, Suriye'ye bir takım kuvvetler eğitip göndererek, Suriye'yi bölüp parçalayarak 4 milyon Suriye'yi de Türkiye'nin içine aldın. Türkiye'nin içine aldın ne yaptın? Onu da Gaziantep'ten itibaren Urfa, Şırnak'a doğru sıraladın. Türkiye'nin her yerinde var ama en çok ızdırap duyan vatandaşlarımız orada. Ben Urfa'ya gittiğimde, ben Gaziantep'e gittiğimde gördüğüm manzara şuydu. Bugün aynı manzarayı Nevşehir'de gördüm. Niğde'de var mı bilmiyorum. Arkadaşlar, bizim kendi yurttaşlarımız işsiz fakat Suriyeliler iş sahibi oluyor. Ve şimdi benim aldığım habere göre Şırnak'tan itibaren Urfa'ya doğru bu referandumdan evet çıkarsa bir başkanlık kararnamesiyle vatandaşlık yapılacaklar ve oraya yerleştirilecekler. Peki niçin başkanlık kararnamesiyle vatandaş yapılacaklar? Çünkü 2019 seçimlerinde bu 4 milyon kişinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermesini istiyorlar. Bakın bu Türkiye'nin homojenitesini, sosyolojisini, ekonomisini, her şeyini bozar. Sakın anlamayın, yanlış anlamayın. Biz ırkçı falan değiliz, olamayız. Biz hamiyetperver bir milletiz. Ama devlet gibi davranacaksın. Hatırlarsınız
Saddam denilen o otoriter faşist bir zamanlar Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt akrabalarımıza kimyasal silah attığında bağrımızı açtık. Açmadık mı? Bağrımızı açtık. Güneydoğu'da onları aldık. Bir kampa yerleştirdik. O kampın içerisinde onları baktık, besledik. Sonra diplomasiyle Saddam'a dikte ettik. Teşekkürler. Ve tekrar geriye gönderdik. Teşekkürler. Yani söylemek istediğim şey şu ki, bütün bunları bir devlet anlayışı içinde yapsaydık başımıza bunlar gelmezdi. Evet, madem Suriyelilerden örnek verdiniz, ben de yaşadığım, gözlemlediğim bir olayı sizlere aktarayım. BİGA'da bir program yaptık. BİGA biliyorsunuz süt üretiminin kalbi sayılabilecek olan bir ilçemiz. Çok güzel bir ilçe. Fakat bir köye gittik, merkezde bir köy. Köyün şu anda en varlıklısı, en çok süt üreten kişisi bir Suriyeliymiş. Düşünebiliyor musunuz? Düşünemiyor musunuz? Yani hakikaten bazı yurttaşlar diyorlar ki, bizi de Suriyeli yapsınlar, hiç olmazsa hayat güvencemiz sağlanmış olur. O kadar imkanlar veriliyor. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla İl Başkanı Kadem Met de öyle tuhaf bir konuşma yapmış ki, insan fesüphan Allah diyor ama biz hiç tahrikçi olmuyoruz. Biz bu tür konuşmalara asla prim vermiyoruz. Yoksa üzerinde uzun uzun durulsa infial yaratacak bir konuşma. Biraz önce okudum. Şu anda reklam vaktimiz de gelmiş. Arkadaşlarım söylüyor. Bir kısa ara veriyoruz. Daha sonra Niğde'den Halk Arenası 2. bölümü soluk soluğa akıp gidecek. Bekliyoruz efendim.